Bugün özellikle dün akşam Aspor ekranlarında yayınlanan Galatasaray Panathinaikos erkek basketbol takımları arasında bir hazırlık mücadelesi oynandı. Bu hazırlık mücadelesiyle birlikte de Galatasaray Sinan Erdem'e de veda etmiş oldu. Tabi Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman Galatasaray camiası için çok önemli bir isim. Ve maç sonunda da tribünlerin göstermiş olduğu sevgiyi Ergin Ataman Fenerbahçe derbisine de bir gönderme yaparak parmaklarıyla 3-1'i skoru işaret eden bir harekette bulundu. Sonrasında Fenerbahçe tarafından bir açıklama geldi. Sonra Fenerbahçe'den yazılı bir açıklama geldi. Ergin Ataman özür diledi. Neler yaşandı? Bir özetleyelim, haberimizi izleyelim detaylar. Fenerbahçe Ergin Ataman'ın özrünü kabul etmedi. Panathinaikos'u çalıştıran tecrübeli antrenör, Galatasaray'la oynanan özel maçın ardından taraftarlara 3-1 işaretiyle derbi göndermesi yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataman, "Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Hiç arzu etmediğimiz şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim." diyerek Fenerbahçe'den özür diledi. Ancak Sarı Lacivertli Kulübün aynı zamanda milli takımın baş antrenörü olan Ergin Ataman'a tepkisi sert oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu hareket bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerinde taşıdığı milli takım antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs, saygınlık, tarafsızlık gibi olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca A erkek milli takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı. Evet, dün akşam itibariyle böyle bir gündem oluştu. Fenerbahçe'de önce sabah saatlerinde Burak Kızılhan'ın bir açıklaması olmuştu. Sonrasında Ergin Hoca bir özür diledi sosyal medya hesabı üzerinden. Kimseye hedef almadım, kimseyi rencide etmek istemedim. Fenerbahçe camiasından özür dilerim dedi ama Fenerbahçe'de resmi hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü amilli takım baş antrenörü de olan Ergin Ataman'ın görevde olduğu süre boyunca milli takıma oyuncu göndermeyeceklerini ifade ettiler. Haklıyken haksız konuma düşüyor Ergin Hoca. Bence çok yanlış, pardon Mehmet. Hocam şöyle, ben basketbolda çok muhabir olarak takip ettiğim için söyleyeyim. Haklıyken haksız konuma nasıl düşüyor? Şöyle özetleyeyim. 2016'da Galatasaray Euro Cup'u aldığında, biz Euro Cup'u aldık, sıra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin Euro Ligi almasını temenni ediyorum demiştim mesela. Evet. Güzel bir şey bu. Galatasaray'ı çalıştırırken Fenerbahçe'nin, çünkü Euro Lig Euro Cup'tan daha büyük bir başarı. Hani bunun kompleksinden ziyade tam tersi rakibine motive edici, olumlu anlamda. Daha dosyeli diyebiliriz ama tam tersi işte rakip olarak o salon, Fenerbahçe'nin salonuna gittiği zaman da hep tepkiyle karşılaşmıştı. Hatta o dönem Fenerbahçe yöneticilerinin çirkin sözlü müdahaleleriyle de karşılaşmıştı. Ama sonraki süreç işte Panathinaikos'ta en son Final Four'dayken Fenerbahçe taraftarıyla bir gerginlik yaşadı. Ne olursa olsun Galatasaray ile Panathinaikos maç yapıyorsa bu karşılaşmanın öznesi Fenerbahçe'ye olmamalı. Özür diledi. Ama Fenerbahçe tarafının da hassasiyetini bu anlamda anlıyorum. Kızgınlığını daha doğrusu anlıyorum, ölüyorum diyeyim. Hocamın böldüm, kusura bakmayın hocam. Yo, ben Ergin Hoca bizim için çok kıymetli. Tabii. Özellikle tabii, basketbolda çok büyük başarılara imza attı. Euroleague'i kazanması bir Türk hoca nezdinde çok önemli ama... Efes'te de kazanmıştı. Keza Efes'te, hatta iki kere kazandı bildiğim tabii kadarıyla. Duble yapmıştı. Duble yapmıştı ama bu hareket hiç şık olmadı. Yani sonuçta siz bir milli takım hocasısınız. Kulüp takımı çalıştırabilirsiniz ama oradaki sıfat itibariyle milli takım temsil edildiği için evet, böyle bir hareketi yapmayı ben açıkçası çok doğru bulmuyorum tabii ama herhalde bir anlık diye tahmin ediyorum. Ondan sonra özür dilemesi tabii ki bir nebze olsun yumuşatmış ama tabii dediğim gibi yani çok doğru bir hareket. Başarılarını değil konuşmalıyız hocam. Yok hükmünde bizim için bu. Özür. Başarılarını konuşmalıyız. İşin antrenörlük kısmında yani futbol basket kıyaslaması değil mi? Ergin Ataman çok çok başarılı yani. Kesinlikle. Uluslararası zaten Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Efes'le kupalar kazandı sıralama olarak. Hatta yine kariyerinin başlangıcı İtalya'da da kupası var diye biliyorum. Bennett'in çalıştırdığı dönemler olabilir. O dönemleri kastediyorum. Artı son Panathinaikos'ta yaptıkları zaten. Tabii.
muazzam bir başarı hikayesiydi. Yani bir Türk antrenörün bir daha ulaşabileceği seviye değil. Yani o yüzden biz Ergin Hoca'nın başarılığını konuşmalıyız aslında Ceyda. Ama bu şu alttaki şeye de bir düşüncemi söyleyeyim. Tabii basketbolda nasıl oluyor bilmiyorum ama futbolda ben milli takım oyuncu göndermiyorum. Böyle bir karar aldık. Uygulamak çok kolay değil. Futbol özelinde konuşuyorum. Baskette sanırım baskette oluyor hocam. Baskette bilmiyorum şeyi, tarzı bilmiyorum ama futbolda özellikle yani milli takım oyuncuyu göndermediğin zaman bazı sebepleri olması lazım. İşte sakatlık bunlardan bir tanesi olması lazım. Ama basketbolda nasıl bir şey var, karar alıyorlar onu açıkçası bilmiyorum. Basketbolda sanırım bir kere milli maçla Avrupa maçları çakışmıştı. Öyle bir hatırlıyorum çünkü ikisi farklı federasyonlara bağlı. Milli takımların maç organizasyonuyla EuroLeague daha bir ayrı özerk kurum görevi göre basketin farklı nüansları var. Üzücü şöyle, ben mesleğim gereği Ceyda çok basketbol ve voleybol adamlarıyla da bir araya geliyorum ve onlara hep futbol soruyorum. Gerçekten futbol gözleri oluyor. Spor kültüründen geliyorlar. Onu da söyleyelim. Ne yazık ki hani biz futbolda çok alıştık çünkü. Sağ dışını konuşmaya, işin hani tribün boyutlarında istenmeyen olayların yaşanmasına. Basketbol bu anlamda daha ayrı bir yerde aslına bakarsa ülkemizde. Voleybolda kızlarımız çok başarılı. Bu durum üzücü. Ergin Ataman gibi hani başarılı kariyeri tartışmasız hani benim gözümde en başarılı Türk antrenör. Evet. Ama tabii Fenerbahçe tarafının da kızgınlığını şu yaşanan tabloda anladığımı da söyleyebilirim.